aracın aranırlık ya da tercih edilirlik durumuna bağlı ama bazı araçlar var. Özellikle otomatik vites küçük tarzdaki araçların maksimum durma süresi bizde 1 hafta ya da 10 gün. Çünkü genelde insanlar o araçları ya okulda okuyan çocuklarına ya da eşlerine tercih ettikleri için hem ekonomik olarak fiyatı olarak düşük hem de daha çok tercih ediliyor. Ama genelde D segment arabaları özellikle en az 2 ay 3 ay duran araçlarımız oluyor ellerimizde. 20 Aralık'tan önceki aldığımız araçların çoğu halen daha esnaf arkadaşlarımızın ellerinde. Zaten topu aylık satışımız şu anda ayda 4 ya da 5 tane, maksimum 6 tane oluyor. Oysa ki Aralık ayının 20'sinden önceki satışlarımız aylık minimum 15 adet civarında oluyordu. Şu anda ticaretteki kısıtlamadan dolayı, satışların az olmasından dolayı 20 Aralık'tan önceki araçlarımızın çoğu elimizde duruyor. Mart ayının sonu ve Nisan ayından itibaren kur korumalı paranın çözülmesi, ilk diliminin, önümüze bayramın yaklaşması, Ramazan ayının yaklaşması ve yaz aylarının tatil döneminin yaklaşmasından dolayı araç ticaretinin çok hızlanacağını düşünüyoruz. Çip krizinin büyük oranda çözülmesinden dolayı otomobil bayilerine vatandaşlar gittiklerinde daha önce araç bulamıyorlardı. Şu an az da olsa gittiklerinde araç bulabiliyorlar veya bir ay sonraya araç yazılarak araçlarını teslim alabiliyorlar. Yani araç sıfır araçlarda araç krizi var diyemeyiz. Zaten araç satışı az olduğu için de gelen araçlar büyük oranda yeterli olabiliyor. Esas ama en önemli noktalardan bir tanesi şu an araç fiyatlarında oluşan %10'luk %15'lik bir köpük vardı. Dövize bağlı olarak, çip krizine bağlı olarak, pandemiye bağlı olarak. Fakat bu köpük kayboldu. %10 ila %15 arasında ikinci el araçlarda özellikle fiyat düşüşleri oldu. Şu an stabil bir ticaret devam ediyor araç fiyatlarında. Bir numara da bu yatıyor.